Esselamu aleyküm. Evet, birazdan sizlere başlatacağım projenin ilk örneğini sunacağım. Evet, bu projede yani YouTube'da gireceğiniz oynatma listesinde ele alacağım ilahilerin farklı bir şekilde çevirisini yapacağım. Dolayısıyla bunun hepimize faydalı olmasını Rabbimden dilerim. Şimdi evet, şöyle ilahinin girişini yapalım. İlahimizin başlığı Katrun Neda. Neda resimde gördüğünüz gibi çiğ demek. Katr ise damla, çiğ tanesi. Tabi resimde gördüğünüz bu güzellik peygamberimize atfediliyor. Evet, burada Peygamber Efendimizle ilgili güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Tabii bunu yaparken başta yardımlarını esirgemeyen Dunupınar Üniversitesi'ndeki meslektaşım Kuteybe El İbrahim hocama teşekkür ediyorum. Tabii çevirirken eksiklerim olacaktır. Hakikaten mana derinliği çok olan bir şiir. Dolayısıyla yorumlamalarım yanlış olabilir. Dolayısıyla varsa gördüğünüz eksikliği notlara, yorumlara ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi Bismillah. Evet, Katrun Neda ilahisini bizlere Ammar Sarsar seslendiriyor. Kendisine böyle duygu yüklü bir ilahi sunduğu için teşekkür ediyoruz. بعهود المصطفى وتمادت Evet, va haceli, hacel utanmak demek. Burada va nida türlerinden nutbe, yani bir nevi ver yansın ediyor. Ne büyük bir utanç diyor. Yani izmada umri, ömrüm geçti. Dune vefa göstermeden bi'hudil Mustafa, yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e karşı olan sözlerimi yerine getirmeden geçen ömrüme karşı utanıyorum. Vetemadet edvai. Edva aslı da çok meşhur bir sözümüz var. Külli da'in deva. Her hastalığın bir ilacı vardır. Burada da edva, da'ın çoğulu. Yani hastalıklarım çoğaldı. Yani onun yolundan gitmeyerek, ona verdiğim sözleri tutmayarak hastalıklarım da arttı. Hel fil batir raca. Evet, hel fil baki'r reca ahza iqdi lawai fi hidmeti min sünneti ba'de hecri's safa. Yani hel fil baka, kalmış mıdır er reca, ümit, yani ümitli olabilir miyiz? Ahza hazıye, sahip olmak, elde etmek. Neyi? İqdi liva biliyorsunuz sancak demek. Bayrak ise Arapçada raye anlamına gelmekte. Sancakla bayrak farklı şeyler tabii ki. Sancak çok daha büyükçe oluyor. Savaşta daha çok çadırların yanına açılan bir şey. Her zaman açılmayan, ihtiyaç halinde açılan büyük bayraklar oluyor. Dolayısıyla leva denmesi, leva bükmek anlamında.
Yani sancaklar daha çok katlı, yani sarılı bir şekilde durduğu için, ihtiyaç zamanında asıldığı için muhtemelen leva kelimesi, fiili kullanılmış. İkdi leva, yani sancak açmak. Fi hidmeti min sünneti, yani Peygamberimizin sünnetine hizmet yolunda sancak açmaya sahip olabilecek miyim? Ba'del hecri, terk ettikten sonra Safa ne vardır? Safa, mutluluk, temizlik, kurtuluş vardır. شرفت فيك الربا سبحات الأفلاك سحر نسيم الصبا مجلاه محياك رحمة. Evet, şerfet fike rube, rube rabbe'nin çoğulu, yani telle, tilal dediğimiz tepe kelimesinin çoğulu, tepeler yani yeryüzü. Ne oldu? Şerufet, şereflendi, fike, senin gelmenle birlikte şeref buldu. Subuhatil eflak, felek yani kainat, evren ne yapar? Senin gelmenle birlikte tesbih eder. Sihru nesimus sabah, Nesim Meltem, sabah Meltemi'nin etkisiyle ne olur? Mücella. Evet, cila kelimesi Türkçemize geçmiş. Biliyorsunuz, bir yeri ovarak veyahut da bir şey sürerek oluşturduğumuz parlaklık cila oluyor. Nedir? Bu sabah esintisi cila alıyor. Muhayyake, muhayye yüz demek. Senin yüzünü parlatmaktadır şeklinde diyebiliriz. من قد كبا ربك قد ناداك أترى أسقى غدا عند الحوض يداك أترى أسقى غدا عند الحوض يداك. Evet, rahmet Ten men kad kebe rabbuke kad nadake etura uska gaden indel havdi yedek. Evet, rahmet, rahmet et. Kime? Men kad kebe, tökezleyene, yani hata yapana. Kebe, kebe, tökezlemek, ayağa bir şeye takılmak. Rabbuke kad nadake, yani senin Rabbin seni davet ederken, seni çağırırken şeklinde. Nedir? Tökezleyen kimse de ondan rahmet, bağışlanma beklemektedir. Tura acaba, üska, seka, eski, biliyorsunuz, sulamak, su vermek, su içirmek. Acaba bana yarın su verilecek mi? İndel havdi, havuz başında, yani Kevser havuzunun yanında. Yedeke, senin elinle, yani senin ellerinden Kevser havuzunun başında ben de su içebilecek miyim o gün? رباه أم
جنتي كانت ذي نجوى تفديه مقلتي يوم دعاه الله. Evet, Rabbahu ümmeti, ey Rabbim, ümmeti, ümmetim, kânet zî necva. Evet, necva, necadan geliyor. Neca bir anlamı kurtulmak olsa da çoğumuzun duyduğu münacat tabiri oradan geliyor. Gizli dua etmek, yani kânet, ümmeti, ümmetim nedir? Gizli bir şekilde sana yakarırdı. Tüfdihi mukleti. Feda ederdi. Mukle göz demek. Evet, gördüğünüz gibi vücut azaları ile ilgili enteresan kelimeler kullanılmakta. Muhayye, belki hiç duymadığınız bir kelime. Yüz anlamında, aynı şekilde mukle, bu da göz anlamında. Yani gözünü feda eder. Yani o kadar içten dualar yapılır ki gözyaşlarından gözleri kurur. Yani gözünü bile feda ederdi. Ne için? Yevmen, bir gün için. Da'ahullah, Allah'ın davet edeceği, çağıracağı bir gün için. Fa arda dilleti ve necati bi rida la khafaqat muhjeti in yevmen ensa. Efe arda zilleti, bu zillete razı olacak mıyım? Ve necati bir rıda, evet, kurtuluşum onun rızasıyladır. La hafakat mühceti, evet, mühce kalp demek. Yani hiç duymadığımız kelimelerden bir tanesi. Hafaka, kalp atışı, hafakanların bastı diyoruz. Yani telaş anında kalbin küt küt atması için gündelik hayatta kullandığımız bir kelime. Yani la hafakat, burada kalbim atmasın, in yevmen ense, şayet bir gün onu unutursam kalbim atmasın diye çevirebiliriz. La hafakat muhjeti in yevmen ense. Evet, in kânet fi'leti, şayet yaptığım eylem, tahrimuni el-lukya, lukya karşılaşmak, görüşmek, yani yaptığım eylem senle görüşmeme mani olursa, taksiri illeti, yani kusur, illeti benim sebebimdir, yani kusur bana aittir. Fehevâhum rukya, halbuki onların hevesi, isteği, yani peygamberimizin ve etrafındaki kişilerin isteği ise neydi? Rukya, yükselmekti, yücelmekti. Femuna kalbi gada fi haşrir rukya cehli bihi muhteda avsali ahya. Femuna kalbi gaden, müne temenniler, arzular, yani kalbimin arzuları, gaden yarın nedir? Fi haşir, haşir meydanında, yani toplanma zamanında, rukya yükselmektir, yüce olmaktır. Yani kalbimin arzuları yarın haşir meydanında yükselmektir. Cehli bihim ihtede, cehaletim bihim, onların sayesinde ihtede, hidayete gelmiştir. Doğru yola ulaşmıştır. Evsali ahya, vasale ulaşmak demek, biliyorsunuz. Vücut organları da birbirine ulaştırıldığı için vücut organları olarak bu kelimeyi kullanabiliriz.
biliriz. Yani organlarım da dirilir, canlanır şeklinde söyleyebiliriz. جهلي به مهتدى أوصالي صلوات أحيا سرمدا صلى عليك الله كصفا فطر الندى شرف أعمالا صلوات سرمدا صلى عليك الله كصفا فطر الندى شرف أعمالا izlemek isteyenler Katrun Neda ismini YouTube'da aratarak daha güzel, net bir şekilde dinleyebilirler. Katrun Neda, bakın hemen şurada karşımıza gelmekte. Tabi reklam girdi. Evet, bu ilahinin